Bir kariyerim eğitim ve kişisel gelişim koçluğu akademisi tarafından verilen eğitimi Başkan Ali Uraktaş da takip etti. Stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitim programında konuşan danışman Özgür Doğan Gürcü, beden bir stres durumunda bütün sistemlerini harekete geçiriyor diyerek şunları söyledi. Bu kişiler, çalışkan kişiler, kendine güvenen, özgüveni yüksek kişiler, rekabetçi kişiler ve lider kişiler. Bunları güvenerek iş yaptırabilirsiniz. Ama bir yandan da bir parça egoistler, fazlaca hırslılar ve öfkelenme konusunda biraz daha hızlı tepki veriyoruz. Bunlar artık kendimize hangi sınıfa koyduk bakalım. Bir de D tipi var. Bizim halk arasında rahat, aman ne rahat adam, ne kadar gamsız adam diye tabir ettiğimiz. Bunlardan ivedilik, sabırsızlık kısmını çok fazla görmezsiniz. Lütfen böylece kalın. Şimdi sizce şu mantıklı mı? Bütün gün böyle yersem, bütün sunumu böyle yapsam, acaba kolumda bir ağrı hissetmeye başlayacak mıyım bir süre sonra? Elimde tuttuğum basit şişe bir yerden sonra ağırlaşmaya başlayacak mı? Yani bu bana ağır gelmez. Alt tarafı cep telefonu. Alt tarafı su şişesi. Şu su şişesi. Ne zor kelime. Ağır gelmeye başlayabilirim acaba. Tutalım. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Bunlar bizim streslerimiz. Peki öneri ne? Bu böyle mantıklı değil değil mi? Yani sürekli tutuyoruz, sürekli taşıyoruz. Öneri ne? Ne yapmamız lazım? Biraz bırakmak lazım. Biraz bırak. Seminerin sonunda belediye başkanı Ali Uraktaş'la bir konuşma yaptı. Bu eğitimden zabıta güvenlik personeli farklı eğitimlerine, farklı eğitimine dayanmıyor. Belki bu biz bu işleri beraberce atarız. Şehri beraber yönetiriz. Kiminiz işte işi kolluk kuvveti yapıyorsunuz. Kiminiz insanların esenliği, kimisi tahsilatı yapıyor, kimisi projeler yapıyor. Velhasıl o dişlinin çarpları ile bizim ayrı bir fonksiyonu görev var. Ama lütfen kişisel gelişimimize, bu ve benzeri eğitim faaliyetleri okuyarak, kendimize yardım yaparak. Genel olarak sabite bizim, sabite de mi? Bu demiş. Sabite mi ki kardeşim? Bir şey mezunuz sen. Üniversite mezunuz sen şimdi. 4 yıl fakülte mi? Ya başkanım, ne sen? Ya ne işim olur üniversite falan dediniz artık memur olsun falan diye gerekli olarak işte. Ya adam üniversite bitirdi işte. Ya olabilir yani. Böyle hedefler koyabiliyorsunuz kendinize. Yani eğer bir durağına atarsanız, yani vitesi boşaltmak falan diyor ya, Allah muhafaza stresten yani kendi kendinizi yakar getirirsiniz. O yüzden devamlı hedef kalmış. Nasıl adam 89 model araba alıyor, 95'e çıkarmaya çalışmış. Hedef, efendim nasıl kendini yeğilen, vizyon, bunlar hep hayatımızın olasılığı.